Ben Sayın Obama'ya sesleniyorum. Neredesin başkan diyor. Dışişleri Bakanı'na, Biden'a sesleniyorum. Neredesiniz diyor. Erdoğan'ın çağrısının üzerinden 24 saat geçmeden Obama'dan o taziye geldi. Amerikan Başkanı Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürülen 3 Müslümanla ilgili mesajında Michelle ve ben kurbanların sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz dedi. My name is Diya Barakat. I'm a dental student at UNC and I need your help. Kuzey Carolina eyaletinde salı akşamı diş hekimliği öğrencisi 23 yaşındaki Deah Barakat, yeni evlendiği eşi 21 yaşındaki Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed Chappelle, Hill kasabasındaki Kuzey Carolina Üniversitesi kampüsünde başlarına ateş edilerek öldürülmüştü. Zanlı teslim olurken polis Filistin kökenli Amerikan vatandaşı 3 gencin öldürülmesiyle ilgili otopark kavgası ihtimali üzerinde duruyor. Kurbanların yakınları ise bunun bir nefret cinayeti olduğunu ileri sürüyor. Washington'daki Müslümanlar Kuzey Carolina'da 3 gencin öldürülmesine dikkat çekmek için Beyaz Saray önünde cuma namazı kıldı. 200 kişinin katıldığı anma töreninde 3 genç için dualar edildi. Türkiye'deki Suriyeli çocukların diş tedavisi için kampanya başlatan Deah Barakat'ın YouTube'daki videosu ise binlerce kez tıklandı. Cinayetler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri yönetimine tam 2 kez seslendi. Bir cani, bir katil geliyor, bu 3 kişiyi öldürüyor. Şimdi ben soruyorum, Sayın Obama niye susuyorsun? Biden niye susuyorsun? Kerry niye susuyorsun? Amerikan Başkanı cinayetten 3 gün sonra yazılı bir açıklama yaptı. Obama, Deah Barakat, Yusor Muhammed Ebu Salha ve Razan Muhammed'in acımasız ve gaddar biçimde öldürülmesiyle ilgili Federal Soruşturma Bürosu'nun soruşturma başlattığını kaydetti. Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç kimse kim olduğu, görünüşü veya ibadet şekli nedeniyle hedef alınmamalı ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Psaki ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta Obama olmak üzere Amerikalı yetkililerin olaya sessiz kaldığı yönündeki eleştirilerini kesinlikle kabul etmediklerini söyledi. Psaki, hiç kimse Bakan Kerry'nin ve bu binada çalışanların insan olarak kayıplar ve aileler için neler hissettiklerini sorgulamamalı dedi. Psaki, Erdoğan'ın sözlerine ne diyeceksiniz sorusuna da az önce söylediklerimi yanıtını verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yani Erdoğan'ın eleştirilerini kabul etmiyor musunuz sorusunu doğru diye yanıtladı. Allahu Ekber.